Ya desene abi, sana bir şey danışacağım ya. Sen Abidin Hoca'nın senaryo ödevini yaptın mı? Evet. Aa süper, çok sevindim. Şimdi ben bu akşam ödevi bitireceğim ama ben bir sorun yaşıyorum desen abi. Ne sorunu yaşıyorsun? Hani senaryoda her sahneye sahne başlığı yazarak başlıyoruz ya. Evet. Aptal program yazdığım sahne başlıklarını yanda listelemiyor. Bu programın bana gıcıklığı mı var desen abi? Sen sahne başlığını nasıl yazıyorsun? Herkesin yazdığı gibi, yani şimdi burayı sahne olarak yazmak istesek iç nokta araba nokta gün yazarım. Onu demiyorum lan. Sahne başlığı yazmadan önce ne yapıyorsun? Diğer sahneyi yazıyorum. Onu demiyorum Behzat. Sahne başlığı yazmadan önce sahne başlığı diyor musun? Onu soruyorum. Ne saçma abi? Sahne başlığı yazmadan önce sahne başlığı demek. Abi anlamadım yani, program sese duyarlı da ben mi bilmiyorum yoksa? Ulan Besa, tam bir deniyorsun lan. Kısa Kafası, Kısa Kafası ekibi tarafından sunulmaktadır. Merhaba arkadaşlar, bu haftaki bölümümüzde daha önceden bölüm yayınladığımız ücretsiz ve profesyonel senaryo programı olan Kit Senarist programını nasıl kullanabileceğinize dair bazı tavsiyelerimiz olacak. Ve bu bölümümüzde program hakkında çok derinlere girmeden en çok kullanacağınız kısımlardan bahsedeceğiz. Programı açtığınızda programın başlangıç sayfası sizi karşılıyor. Bu kısımda menü bölümü, sayfanın ikinci kısmında proje oluşturmanıza yönelik bir kısım ve en son bu kısımda da daha önce Kit Senarist'te yazdığınız senaryolarınızı listelenmiş halde bulabilirsiniz. Yeni bir proje oluşturmak için proje oluştura mouse'unuzun sol tuşuyla tıklamanız yeterli. Yeni proje ekle penceresi açılıyor. Burada yeni projenizin ismini yazıyorsunuz. Bu pencerede gelişmiş yazısının yanındaki kutucuğun içine tıkladığınızda bu projeyi programın bilgisayarınızda nereye kaydetmesini seçeceğiniz veya önceden programda yazdığınız projeyi açmanız için seçenekler çıkıyor. Projenizin ismini yazıp oluştur seçeneğine tıkladığınızda programın bu kısmında önceden inaktif olan menü seçenekleri aktif hale geliyor ve program otomatikman size araştırma sayfasını açıyor. Burada senaryo adını ve diğer detayları girebileceğiniz kısımları görebiliyorsunuz. Bu kısımda başlık sayfası senaryonuzun ilk sayfası oluyor ve bu başlık sayfasında yazmasını istediğiniz detayları yazabilirsiniz. Başlık sayfası haricinde logline ve sinopsisinizi yazabileceğiniz kısımlar da bu sayfada mevcut. Buradaki diğer karakterler, mekanlar ve belgeler kısımlarını şimdilik es geçebilirsiniz. Menüdeki bir diğer önemli sayfa da tabii ki senaryo ve senaryo sayfasında en fazla kullanacağınız yer bu kısım. Program bu sayfada otomatikman bir sahne yazmayı düşündüğünüzü tahmin ederek sahne başlığı seçeneğini seçilmiş halde bu sayfayı karşınıza çıkartıyor. Siz sahne başlığını yazıp Enter tuşuna bastığınızda program senaryo yapısına göre eylem seçeneğini otomatikman seçiyor. Ve siz sahnedeki eylem kısmını yazdıktan sonra Enter tuşuna bastığınızda program eyleme devam ediyor. Tab tuşuna bastığınızda da karakter seçeneğine geçiyorsunuz. Ve Enter'a bastığınızda program bu karakterin konuşacağını varsayarak bu kısımda otomatikman diyalog seçeneğini seçiyor. Tabii ki siz senaryo yazarken bu kısımda da seçenekleri kendiniz seçebilirsiniz. Siz senaryoyu yazdıkça ve farklı sahnelere geçtikçe bu kısımda sahne başlıklarının alt alta dizildiğini görüyorsunuz. Aslında program siz senaryoyu yazarken programın diğer kısımlarını da yazdığınız senaryoya göre düzenliyor. Peki nedir bu diğer sayfalar? Programın kartlar kısmı yazdığınız senaryoyu sahne başlıklarını post-itlere yazılıp sanki panoya yapıştırılmış gibi size gösteren sayfa. Bu sayfada bu kartların yerleriyle oynayıp hikayenizi pilot bakışı görebilirsiniz. Bu arada programın istatistikler bölümü de yazdığınız senaryoya göre güncelleniyor. Senaryonuz bittikten sonra bu istatistikler kısmından çıktılar alabileceğiniz o kadar çok seçenek var ki
şaşarsınız. Mekanları sıralayabiliyorsunuz, oyuncular üzerinde birçok bilgiyi bulabiliyorsunuz ve son olarak da senaryonuzu ekibe gönderebilmek üzere PDF olarak çıktı alabileceğiniz dışa aktar seçeneği. Sonuçta bu kadar işleve sahip olan bu programın da ücretsiz olması da cabası. Senaryolarını Word'de yazmaktan hoşnut olanlar bizce tekrar düşünmeliler. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere.